Merhaba değerli izleyenler. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Atatürk Üniversitesi Türkiye Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Cengiz Al Yılmaz, Türk dünyasından 27 yılda kendi olanaklarıyla edindiği 5000 obje ile öğrencilerine ders anlatıyor. Gittiği her ülkede Türklerin dili, tarihi, kültürü, medeniyeti, arkeolojisi, antropolojisi ve etnolojisini araştırdığına dikkat çeken Profesör Doktor Al Yılmaz, öğretmen yetiştirmek için bir fakültede görev yapıyorum. Türk boy ve toplulukların kültürel birikimini öğrencilerime yansıtmalıyım diye düşündüm. Onların giyim kuşamlarından, çalgı aletlerinden, kullandıkları kap, kaçak, süs ve kullanım eşyalarından bazı örnekleri Türkiye'ye götürerek o coğrafya ile bizim coğrafya arasında bağ kurmalıydım. Öğrencilerimin bir kazağın yanında Kırgız'ın nasıl giyindiğini, kitaplarını, şairlerini, yazarlarını, sanatçılarını tanıtmak istedim. Bu bağlamda ciddi harcamalar yaparak 5000 eser sahibi oldum dedi. Atatürk Üniversitesi Türkiye Araştırmalar Enstitüsü Müdürü ve Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cengiz Al Yılmaz, 1989 yılından bu yana Türk dünyasına gidip geldiğini bildirdi. Türklerin köklü bir medeniyete sahip olduklarını hatırlatan Profesör Doktor Al Yılmaz, her gittiği ülkeden süs ve kullanım eşyaları, giysi, kalpak, şapka, biblo, görseller, halılar, kilimler, tablolar, kültürel objeler, müzik aletleri, silahlar, bıçaklar, kılıçlar satın aldığına işaret ederek, Türkoloji, Türk dilini, tarihini, kültürünü, medeniyetini, numismatiğini, arkeolojisini, antropolojisini, etnolojisini inceleyen, araştıran bir bilim dalı. Öyleyse ben sadece Türkçeyi ve Türk kültürünü öğreten, araştıran, inceleyen bir bilim adamı olmamalıyım diye düşündüm. Türk milletine ait ne varsa maddi manevi bunları araştırmak için yola çıktım dedi. Türkoloji, Türk dilini, tarihini, kültürünü, medeniyetini, numismatiğini, arkeolojisini, antropolojisini, etnolojisini inceleyen, araştıran bir bilim dalı. Yani Türkiye ait her şeyi inceleyen bir bilim dalının adı Türkoloji. Öyleyse ben sadece ve sadece Türkçeyi öğreten, araştıran, inceleyen bir bilim adamı olmamalıyım diye düşündüm. Bu Türk milletine ait ne varsa, maddi, manevi ne varsa ben bunları araştırmalıyım. Geçmişi hali istikbale taşımalıyım diye düşündüm. Profesör Doktor Cengiz Al Yılmaz, Orta Asya'dan getirdikleriyle Erzurum'da Atatürk Üniversitesi bünyesinde Türk Dünyası Etnografya Müzesi oluşturma hedefine ulaşmak istediğini de ekledi. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum'daki kongre binası yapılan restorasyonun ardından ziyaretçi akınına uğruyor. Kongre binasını bu yılın ilk yarısında 38.414 kişi ziyaret etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongresi'nin toplandığı bina, 10 Ocak 2011 günü protokolle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devredildi. Sivas Kongresi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Daire Başkanlığı bünyesine alınan Erzurum Kongre binasının bakımsızlıktan iç ve dış sıvaları döküldü. Çocukların bahçe içerisinde top oynadıkları için bazı pencerelerin camları kırıldı. Duvarlarına çeşitli yazıların yazıldığı kongre binasında delegelerin oturduğu salon dışında kalan bölümlerde örümceklerin ağ ördüğü görüldü. İki katlı ve çok sayıda odası bulunan 5200 metrekarelik kapalı alanı bulunan kongre binasının İşler acısı durumunu haber yapılınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Daire Başkanlığından sağlanan yaklaşık 3,5 milyon lira ödenekle restorasyona alındı ve 2014 yılında tamamlandı.
tümüyle yenilenen kongre binası 23 Temmuz 2014'te dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek ve bakanlar tarafından ziyarete açıldı. Ziyaretçilere milli mücadele tarihini çok iyi bilen yazar Demet Çizmelioğlu'nun rehberlik ettiğini belirten yetkililer, binanın haftanın 7 günü 8, akşam 6 saatleri arasında ziyarete açık olduğunu kaydettiler. Yapılan açıklamada burayı bakanlığımızın bir takım faaliyetlerinin de sergileneceği, İnsanımızın uğramadan geçmeyeceği mekan haline dönüştürmek istiyoruz. Ziyaretçi sayısı sürekli yukarı çıkıyor. Buraya gelenlerin profilini tespit ediyoruz. Bu yılın ilk yarısında 38.414 kişi ziyaret etti. Askeri okullar milli mücadele derslerini burada işliyor. Kongre ve sempozyum için gruplar halinde geliyor denildi. Türkiye'de üretilen peynirlerle ilgili 10 yıllık araştırmayı Peynir Deyip Geçmeyin adıyla kitaplaştıran veteriner hekim Profesör Doktor Yavuz Öztürkler ile avukat Metin Öztürk insanlara peyniri farklı bir gözle göstermeyi başardı. Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yavuz Öztürkler ile yakın arkadaşı Kars Barosu avukatlarından Metin Öztürk, Kars peynirini tanıtmak için kurdukları işletmenin başarısız olması üzerine peynirin kitabını yazmaya karar verdiler. Türkiye'yi adım adım dünyanın ise peyniri ile ünlü olmuş birçok ülkesini gezen Profesör Doktor Öztürkler ile Öztürk, kitap içeriğine burçlara göre peynir, kadın ve erkek sağlığında peynirin önemi, kurtlu peynir, peynir güzelleştirir gibi birbirinden ilginç konulara yer verdiler. Bazı haberler var, işte peynirin mizah yönü var, işte dünyadaki peynir festivalleri, peynir dükkanı açanlar örneğin nasıl peynir satmalı peyniri? Özellikle helal peynir kriterleri çok önemli, çok ciddi bir araştırma yaptık bu konuda. Evet. Mesela peynir beynimizde ne kadar yer kaplıyor? Peynir kütüphanesi bölümümüz var. Var. Peynir beynimizde ne kadar yer kaplıyor? Küçük peynir kanser yapar mı? En çok sorulan sorulardan. Peynirden geçen hastalıklar. Peynir denince akla beyaz peynir, kaşar, lor, çökelek gibi birkaç çeşit peynirin geldiğini oysa ülkemizin bir peynir cenneti olduğunu, yüzlerce unutulmuş peynir türü olduğunu vurgulayan Profesör Doktor Yavuz Öztürkler ve avukat Metin Öztürk kitabı kaleme almak için 10 yıl içinde binlerce kilometrelik yol kat ettiklerini anlattı. Bizim aslında beyaz renkli yediğimiz o organik madde sadece bir organik maddeden ibaret değilmiş. 10 bin yıllık geçmişi olan koyunun evcilleştirilmesiyle başlayan ciddi bir tarihi, felsefesi, mitolojide yeri olan, edebiyatta yeri olan, insan sağlığında çok ciddi yeri olan, bebeklerden tutun da her türlü yaştan insana çok ciddi faydası olan, ciddi bir kalsiyum deposu olan, bir sürü hastalığın önüne geçen, zayıflatan, efendime söyleyeyim cilt sağlığında kullanılan, hatta kedi ve köpeklere bile gelişmiş ülkelerde yedirilen ve onların sağlıkları için bile kullanılan bir besin materyali olduğunu gördük. Onun dışında peynirin ciddi bir ekonomik materyal olarak küresel bir aktör olduğunu gördük, ürün olduğunu gördük. Özellikle gelişmiş batının peynirin ticaretinin %75'ini elinde tuttuğunu gördük. Bu noktadan da 200 çeşit yaklaşık peyniri olan, hatta bazı kaynaklara göre 400 çeşit peyniri olan ülkemizin bir peynir cenneti olmasına rağmen, bir lezzet pınarı, bir lezzet menbaı olmasına rağmen peynir konusunda bir Fransa gibi, bir Hollanda gibi, bir İtalya gibi markalaşmış ve dünya pazarında yer alan peynirlerinin olmadığını gördük. Bu da bizi çok üzdü. Artı peynirden geçimini sağlayan ve bir peynir deposu olan yöremizin de peynir konusunda hak ettiği yerde olmadığını gördük. Bu sadece üreticilerimizin yapması gereken bir şey değil.
Bana göre devletimizin buna el atarak üreticileri ciddi bir şekilde organize edip bu yolla peynir konusunda markalaşmaya yöneltilmeli. Üretimin çok ciddi bir aşamaya getirilmesi sağlanmalıdır bana göre. Atatürk Üniversitesi rektör adaylarından Profesör Doktor Ömer Çomaklı, 12 Temmuz tarihinde yapılacak olan rektörlük seçimleri için adaylığını açıklamış olan tüm bilim adamlarına başarılar diledi. Rektörlük seçimlerinin rekabet içermediğini, bir fazilet yarışı olarak nitelendirdiğini ifade eden Profesör Doktor Ömer Çomaklı, kendisinin rektör seçilmesi halinde ilk iş olarak asla adaletten ödün vermeyeceklerinin altını çizdi. Kurumsal anlamda belli bir bilgi birikim ve tecrübeye sahip olduğunu ifade eden Profesör Doktor Çomaklı, bilgi birikim ve tecrübesini üniversitenin gelişmesi, ilerlemesi noktasında kullanabileceğini söyledi. Profesör Doktor Çomaklı, şimdi de üniversitenin bütününü sizlerle birlikte yönetmek için Atatürk Üniversitesi rektörlüğüne aday oldum. Tasavvur ettiğim yönetim anlayışında Erzurum halkının, öğrencilerin, idari personelimizin ve değerli hocalarımızın katılımıyla demokratik bir yönetim anlayışını benimsiyorum. Birlikte yöneteceğimiz merkeziyetçilikten uzak, katılımcı ve özgür bir Atatürk Üniversitesi için Atatürk Üniversitesi rektörlüğüne adayım. Artık önümüze bakmalıyız ve yapacağımız projeler üzerinde konuşmalıyız diye düşünüyorum. Bu manada bütün aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Her şeyin hakkımızdan hayırlı olmasını diliyorum. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler dedi. Tüm vergi borçlarınız için başvurarak taksit hakkından faydalanabilirsiniz. Vergi dairelerinin 36 aya kadar tecil ve taksit yetkisi var. 31 yıl sonra KDV borcuna da taksit geldi. Fırsatı kaçırmayın. Son günlerde vergi borçları ile ilgili bir başarı yasası ya da af daha çıkartılması konusu gündeme gelmeye başlamıştı. 2014 yılında böyle bir yasa çıkmış ve borçların belli şartlarda yapılandırılması sağlanmıştı. Hatta bazı mükellefler bu yapılandırmadan doğan taksitlerini hala ödüyor. Ödemesini aksattığı için sistem dışında kalanlar için de şimdi yeni bir hak daha tanınacak. Bu fırsatı kaçırmayın. Maliye kaynakları ise şu konuda gündeme yeni bir yapılandırma ya da vergi barışı düzenlemesinin olmadığını belirtiyor. Buna rağmen borçlular için yasalarda önemli avantajlar var. Motorlu taşıtlar vergisi, gecikme zammı faizi ve vergi cezası, trafik para cezaları, karayolları geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacaklar, yüksek öğrenim kredi borcu ve yüksek öğrenim harç kredisinde olan alacakların tescil ve taksit talepleri için yine vergi dairelerinin yetkisi bulunuyor. Tescil ve taksit için ilgili vergi dairesine yazılı olarak başvurmak gerekiyor. Hazırlanacak dilekçe ile ilgili tescil ve taksitlendirme talep formuna gip.gov.tr adresinden ulaşmak mümkün. Formun eksiksiz doldurması talebinizin reddedilmemesini sağlayacak. Bu yüzden dikkatli olmakta ve ilgili memurlardan yardım almakta fayda var. Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklama ile Erzurum, Kars ve Ardahan sağanak yağış ve yaşanabilecek muhtemel sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgarlar konusunda uyarıldı. Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklama ile Erzurum, Kars ve Ardahan'da sağanak yağış ve yaşanabilecek muhtemel sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgar konusunda uyarıldı. Yapılan meteorolojik uyarıda bugün 12-21 saatleri arasında Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağış, yer yer dolu ile birlikte olması muhtemel beklendiği bildirilmiştir.
Meteorolojik uyarı doğrultusunda meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması, meydana gelen olumsuzlukların 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi ve 112 acil çağrı merkezince yapılıp ekip, araç, personel ve benzeri görevlendirmelerinin ivedilikle yerine getirilmesi gerekmektedir denildi. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Ekip arkadaşlarım ve haber merkezimiz adına hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.